Selam, nasılsınız? Aslında çok da uzun olmayan bir zamandan sonra beraber yine sizin karşınızdayım. Bu sefer çok çok daha sağlıklı ama bir tık tombul, balık etli, mahi şekerle berabersiniz. Sürpriz ve tabii ki bekleniyordu. Kanserden kurtuldum. Yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde de öyle olduğunu umut etmek ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. Bununla ilgili çok pozitif düşüncelerim var. Ama biraz size merak edenler için o dönemi anlatmak ve daha sonrasında bu dönemde beni çok iyi hissettiren ve bana çok iyi gelen Rezonans Kanunu kitabı hakkında da konuşmak ve özellikle hayatını hep iyi şeyleri çekmek isteyen insanlar için de bu kitabı önermek istiyorum. Ama kitaptan önce biraz özet geçeyim. Öncelikle Rezonans Kanunu kitabı ile ilgili başlıkla beni bulanlar için özet geçeyim. 26 yaşındayım. 25. yaşımın sonlarına doğru, Haziran ayında, Temmuz doğumluyum. Aslında Mayıs ayında oluyor. Tiroid kanseri olduğumu öğrendim. Birinci evredeydi henüz daha. Öğrenme hikayelerimi diğer videolarımda anlattım ama çok kısa anlatmam gerekirse, yorgunluk, halsizlik gibi sıkıntı ve şikayetlerle başvurduğum dahiliye doktorumun ultrasonla tiroidlerimi muayene etmesi üzerine papiler tiroid kanseri olduğumu öğrendim. İşte inönü biyopsi yapıldı bunun için emin olabilmek için vesaire vesaire. Sonra ameliyat oldum. Tiroidlerim alındı. En son siz beni atom terapi yani radyoaktif iyot terapi alacağım dönemde yani alma ihtimalimin olduğu dönemde hikayem orada kaldı ve ben uzun süredir tedavi aşamasındayım. Şöyle bahsedeyim. Yaklaşık bir 40 günlük süre hiçbir şekilde tiroid hormonu desteği almadım. Tiroid değerlerim inanılmaz yükseldi. Çünkü TSH dediğimiz hormon beyin tarafından request ediliyor yani isteniyor. Bu bizim bir orkestra şefimiz ve hücrelerimizin metabolik olarak ihtiyacı olan enerjiye karar veren bir parça. Çok nazlı bir bez. Ve benim bu bezim gittiği için de hücrelerim de enerji istedi. Çünkü enerjinin ne kadar geleceğine ve o harcanacak olan enerjiyi nasıl bir yemeğe dönüştüreceğine karar veren bir şey. Tiroid hormonu, serbest T3, T4'ler, TSH'lar. Bu arada dipnot geçiyorum. Ben bir doktor değilim. Bunu okuduğum kitaptan öğrendim. Hatta o kitabı da sizlere tavsiye etmek istiyorum. Ben kanser olduğum süre içerisinde vücudumda nelerin olup neler bittiğini daha iyi anlayabilmek için Mustafa Atasoy'un Hormon denilen kitabını okumaya başlamıştım. Kendisi bir fonksiyonel tıp akademisi kurucusu diye biliyorum Mustafa Atasoy'u. Burada şeyi çok iyi anlatıyor. Kadın hormonlarının nasıl çalıştığını, tiroid hormonunu, TSH'i, tiroid bezini çok güzel anlatan bir kitap. Bununla ilgili zaten çok çok daha ayrı bir video çekeceğim. Ama böyle oldu. Ve sonra işte yaklaşık 40 gün ben bekledim. Radyoaktif iyot terapi alıp alamayacağımı. Daha sonra doktorum aradı ve patoloji raporunun yani tiroidim alındıktan sonra çıkan patoloji raporumun ameliyattaki göstergeleri ve şu anki TSH değerlerimin T3, T4 olmak üzere iyi çıktığını söyledi ve radyoaktif iyot terapi almama gerek olmadığını söyledi ve böylelikle ben çok mutlu bir insan haline dönüştüm. Tabii ki benim radyoaktif iyot almamı engelleyen sebeplerden bir tanesi erken teşhis olması. Yani kendine ve kendi vücudundaki değişimlere açık bir insanın ve düzenli olarak senede bir kere kontrole mutlaka giden değerlerine baktıran bir insan için çok artı bir şey. Psikolojik açıdan hala daha çok iyi değilim. Yani ne zaman ki bu konuyla ilgili konuşsam yürekten ve içten içe çok büyük incinmeler yaşıyorum. Ama bu radyoaktif iyot alıp alamayacağımı beklediğim o süre zarfında bana eşlik eden Rezonans Kanunu kitabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü içten içe bir yerden radyoaktif iyot almamı engelleyen şeyin tamamıyla yürekten istediğim bir düşünce olduğunu açıkçası inanmaya ve düşünmeye başladım. Nasıl oldu? Biraz ondan bahsedeyim. Ben evlendikten çok kısa süre sonra zaten tiroid kanseri olduğumu öğrenmiştim. Eşimle beraber çok zor bir süreç içerisine girdik, çok yıprandık. O dönemlerde işte tiroid hormonunun da olmamasıyla beraber benim de açıkçası ruh halim çok da iyiye gitmiyordu. İyi hissetmiyordum kendimi. Daha sonrasında sürekli böyle çok satanlar listesinde gördüğüm Rezonans Kanunu kitabını aldım ve çok tesadüfi bir biçimde Rezonans Kanunu kitabını okumaya başladım. Bu tarz kitaplara genelde çok inanmıyorum. İşte düşüncenin gücü, frekans, iyi düşün, iyi çekersin vesaire. Ama buna inanmayan bir insanın bence Tanrı'nın varlığıyla ilgili de bence düşündüğü ya da şeyler vardır yani, inkar ettiği şeyler vardır. Çünkü bizler enerjiden oluşuyoruz. Bugün
bir namaz kılmak ya da işte namaz kıldıktan sonra ettiğin dua da aslında senin kalbinden gelen bir enerjinin sonucu. Hiçbir şey yoktan var, vardan da yok değil. Ve hepimiz birer enerjiden, bir maddeden oluşuyoruz ve sürekli bir döngü halindeyiz. Ve bu sebeple de aslında Rezonans Kanunu kitabı bana çok mantıklı geldi. Kitabın en can alıcı yeri aslında şu. Diyor ki, insanlar diyor düşüncelerini genelde diyor beyniyle düşünürler ve beynimiz bir elektromanyetik dalga yaratır diyor. Aynı şekilde kalbin de yarattığı bir elektromanyetik dalga vardır. Ve kalbin yarattığı elektromanyetik dalga, beynin yarattığı elektromanyetik dalgadan 500 kat daha fazladır. Yani bu ne demek? Yani kalben, yürekten düşündüğümüz şeyler var. Bir de zihnen, aklen düşündüğümüz şeyler var. Aklen düşündüğümüz şeylerin gerçekleşme olasılığı, kalpten isteyerek ve düşündüğümüz şeylerin gerçekleşme olasılığından çok daha düşük diyor. Bir şeyi istediğinizde hem aklen hem kalben bir arada yüksek bir enerji, elektromanyetik dalga yaratırsanız otomatik olarak olması gereken şey de size gelir diyor. Bunu nasıl deneyimledim? Atom terapi alacağım süreç içerisinde deneyimledim. Yani evet, atom terapi alıp almayacağım çok daha matematiksel değerlere bağlı. Birler ve sıfırlar. Ama bir yandan da bizim kalben ve gönlen istediğimiz şeyler var. Ve ben şunu söyledim. Ben atom terapi almak istemiyorum. Ben sağlıklıyım. Ameliyatımı oldum, birinci evredeydi ve ben bu hastalıktan kurtuldum. Artık bu hastalık grip olmak gibi bir şey. Ben de ufak bir grip oldum. Bu hastalığın bana gelmesinin sebebi bana hayatımda bazı şeyleri fark ettirmek içindi. Ben artık farkındalığa vardım ve ben sağlıklıyım. Ama dedim ola ki, yani bakın bir de bu var. Ola ki radyoaktif iyot tedavisi almama gerek olursa Rabbime hamdü senalar olsun. Bunun bir tedavisi var. Gene benim iyi olmam ve gene benim sağlıklı olmam için alacağım bu tedaviyi. Negatif bir şey yok, bana zarar verecek bir şey yok. Korunmadayım, çok şanslıyım dedim kendime ve sürekli bunları söyledim. Daha sonra baktım, çok işe yarıyor. Hem ruh halimde çok işe yarıyor, hem etrafımda istediğim şeylere karşı çok işe yarıyor. Sonra bunu bir tık üzerine çıkardım. Yani mesela işte bir kariyer değişikliği istiyordum hayatımda. Ve bu kanser olduğum döneme denk geldi bu istediğim kariyer değişikliği. Ve şunu söyledim hep. Dedim ki ben evet çok sağlıklıyım ve yeni bir kariyer istiyorum hayatımda. Bunu çok kalben istiyorum. Ve bununla ilgili içinizde hiçbir şekilde bir kaygı taşımıyor olmanız lazım. Yani zaten kalben istediğimiz şeylerin önüne engel geçen şeylerden bir tanesi bu kaygı. Bu kaygıyla nasıl mücadele ettim derseniz orada da şu devreye girdi. Ben inançlı ve Müslüman bir insanım ve kendime şunu söyledim. Allah beni yaratırken beni nasibimle beraber yarattı. Ve yaşayacağım son ana, alacağım son nefese kadar nasibimi de benimle beraber yarattığına, beni aç bırakmayacağına söz verdi. Ve dedim ben çabalıyorum aç kalmamak için, nasibim için. Ve Allah bana eğer bu sözü verdiyse A yeri olmazsa B yeri olur. Ama bir şekilde bu kariyer değişikliği hayatımda olacak diye kendimi sürekli pozitif telkinlerle ve yürekten istediğim şeylerle motive ettim. Genel rezonans kanununun bir diğer stepi etrafınızdaki negatif insanlardan arınıyor olmak. Şimdi etrafta çok fazla negatif olaylar var, negatif enerjiler var. Bazen diyorsunuz ki bu kadar çok negatif olayın olduğu yerde kıyametin kopması lazım. Yani bu kadar çok kötünün olduğu yerde gerçekten kıyametin kopması lazım diyorsunuz. Ama bir noktada da kitap diyor ki sadece bir toplumdaki 10 tane insanın pozitif şeyler düşünmesi, dua etmesi ve iyi şeyler düşünmesi oradaki negatif enerjiyi yok ettiği söyleniyor. Yani hani bir laf var ya toplumumuzda bu dünya iyi insanların hatırına dönüyor diye gerçekten pozitifi düşünen iyi insanların hatırına dönüyor. Kitapta gene öğrendiğim taktiklerden bir tanesi de özellikle başarılı olmak, sağlıklı olmak, bir evlilik yapmak, hayal ettiğiniz bir şeyin içerisinde bulunmak. Bunun için şöyle yapmak lazım. Başarılı insanlarla beraber takılmak sizin başarıyı istemenizi daha kolay hayal ettiriyor ve daha gönülden istemenize sebebiyet veriyor. O yüzden diyorlar ya 5 arkadaşının ortalamasısın, gerçekliğin etrafındaki 5 insanın ortalaması diye. Bu çok çok doğru. Onun haricinde mesela bir ev alacaksınız, bir araba alacaksınız. O evi almadan önce o eve gitmek, o evin etrafında vakit geçirmek ya da o arabayı almadan önce o arabaya binmek, o arabaya dokunmak, o arabayla vakit geçirmek bunlar sizin ne istediğinizi daha kolay karar vermenizi sağlarken hayallerinizde ve isteklerinizde net olmanızı da sağlayan ufak tefek taktikler. O yüzden ben Pierre Frank'in yazdığı bu Rezonans Kanunu kitabını kimlere tavsiye ediyorum? Benim gibi kanser hastalığı içerisinde olan ya da kurtulmuş, başarılı olmak isteyen, hayatında işte yeni bir insanı hayatına dahil etmek isteyen. Ya bayağı bildiğiniz anahtar bu kitap ve böyle atla deve bir şey de anlatmıyor aslında.
Sadece olay şu, hormonlarımızı ve psikolojimizi iyi şekilde yönetebilirsek hayatımızdaki istediğimiz şeyleri de elde etmemiz o kadar kolay oluyor. Dünyayı hormonlar yönetiyor, hormonlar psikolojimizi yönetiyor. Sağlam psikoloji, sağlam hormonlar, sağlam dünyamızı istediğimiz gibi yönetme imkanı sağlıyor. Bugünlük size anlatacaklarım ve aktaracaklarım bu kadardı. Siz Rezonans Kanunu kitabını okudunuz mu? Lütfen aşağıda yorumlarda buluşalım. YouTube'a artık taze dönüyorum. O yüzden bana vereceğiniz destekler inanılmaz kıymetli. Instagram adresimi artık aktif olarak kullanmıyorum. Bir sürede kullanmayacağım. O yüzden benimle iletişime geçmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki mail adresinden bana mail atın. Onun haricinde YouTube yorumlarında yorum yapabilirsiniz. Yorumlara büyük bir açıklıkta geri döneceğimden emin olabilirsiniz. Rezonans Kanunu kitabını benim sayemde okuduysanız ya da daha önce okuduysanız ya da okuyacaksanız lütfen aşağıda yorumlarda buluşalım. Sizlerle beraber olmak, kameranın karşısında beraber olmak benim için inanılmaz keyifli bir şey. Bir sonraki kitap yorumunda, deneyim yorumunda, kariyer anlamındaki sohbetlerimizde, bazen derinsel sohbetlerimizde yeniden görüşmek üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve abone olmayı lütfen unutmayın.